Ekta'nın mutfağından herkese selam arkadaşlar. Bugün size mutfaktan sesleniyorum. Tamam arkadaşlar, tamam, alkışa gerek yok. Lütfen beni utandırıyorsunuz, bak yanaklarım kıpkırmızı oldu. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu yanaklarım. Evet, hayatımda ilk defa kek yapacağım. Evet, ilk defa. Yani yanlış duymadınız, ilk defa kek yapacağım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum artık. Yani şu süreçte öğrenmediğim şey kalmayacak. Evimde bu kadar vakit geçirmedim. 5-6 senedir bu evde oturuyorum. Hiç bu kadar vakit geçirmedim. Yani normalde seyahat vlog çekimleri yapıyorum ama günümüz şartlarından dolayı evden çekim yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bu süreç gerçekten çok önemli. Lütfen siz de evde kalın, sağlıklı kalın diyorum. Birlikte şimdi kek yapmaya hazır mısınız benimle? Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Şimdi size tek tek malzemelerimi göstereceğim. Kolaya karşıyım. Ben öyle kabartma tozuyla falan uğraşamam. O yüzden şöyle göstereyim size. Bir kutu kakaolu kek karışımı. Bir tane süt. Tereyağı ve yumurtamız. Bunlarla birlikte kabımız ve mikserimiz. Arkadaşlar bu mikseri ilk defa kullanacak. İnşallah bir şey olmaz. Bakalım, kilitlediğimi de düşünüyorum. Şuraları kilitlediğimi de düşünüyorum. Kilitlemediysen fırlar. İnşallah fırlatmadan, etmeden bu işi alnımın akıyla yapacağım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Haydi başlayalım. Şimdi bakalım kek kabının içinde ne diyor? Aa, ne çıktı? Bu ne? Kek kalıbı. Aa, kek kalıbına gerek yok. Enteresan. Ne yapıyoruz bununla? Arkadaşlar, kek kalıbına gerek kalmadan buna boşaltacağız herhalde. Yanmaz inşallah bu fırında ya. Bakalım kek kalıbı. Kalıbı yağlamayın diyor. Kalıbı yağlamadan yapacağız. Kenarları okuyunda. Tamam, bu şekilde hazırladık. Buna mı dökeceğiz şimdi? Ya taşarsa? Allah Allah. Neyse, deneyeceğiz bakalım şimdi. Kekimizin karışımını içine atacağız galiba. Şöyle yapalım. Böyle mi diyor? Bakayım. Un karışımını çırpma kabına boşaltın. Üzerine yumurta, yağ ve süt ilave edin. Arkadaşlar, bunu boşaltıyoruz. Evet, bunu boşalttık. Üzerine yumurta, yağ ve sütü ilave edeceğiz şimdi. Yumurta nasıl kırılır? Şimdi yumurtayı nasıl kıracağız? Aha da kırdım, vallahi kırdım. Lan ben bu işleri biliyorum ya. Ana, her yer yumurta oldu. Şimdi bu yumurtamızı hallettik. Sıra geldi. Şimdi 7-8 yemek kaşığı süt yapıyorum arkadaşlar. Şu bir. Şimdi yağa geldi sıra. Yağ ne diyor? 150 gram. Ben 150 gram olarak nasıl hesaplayacağım ki bunu? 500 gram. Bunun 1/3 birini atmam lazım. 1/3 birini atalım. Fazla değil mi ya 1/3 biri? Allah'ım, inşallah doğru yapıyorum. Bu da yağımız. Tamam. Şimdi bunu çırpacakmışız arkadaşlar. Evet. Hazır mıyız? Çırpacağız arkadaşlar. Şimdi bunu çırpacağız. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bakalım nasıl çırpacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, inşallah bir şey olmaz. Buradan. Evet. Bunu ne yapacağız? Bu böyle kalacak herhalde. Neyse, bu da hazır. Evet arkadaşlar, bunu ben yaptım. Ben yaptım. Gördüğünüz gibi kekimizin şeyi hazır.
Yani yağ fırlayacak diye çok korktum. Erimiş yağ mı kullanacaktık onu da bilmiyorum ama değilse sorunu yaşamadan bunu da halletmiş oldum. Şimdi bunu kekin içine koy diyor. Şimdi bunun içine koyalım. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi bunu kakaoyu hazırlayacağız. Kakao nerede? Evet. Bir de içinde kakao vardı. Bu malzemenin içinde bir de kakao vardı. Üçte ikisini boşaltın demiş. Sonra bunu içine katın diyorlar. Bunu yaptık. Bir yemek kaşığı da su ve koyun diyorlar. Evet, bir yemek kaşığı da su koyduk arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan karıştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, gördüğünüz gibi kakao karışımımız da hazır. Siz buralara bakmayın. Biraz dağıttım ama pıçkırdı ya. Ne yapayım yani, toz gitti. Şimdi şöyle yapalım. Buna boşaltacağız. Allah'ım, kutu açılıyor. Bu kutu durmuyor ki böyle. Kekimi yayvan bir kek olacak. Bu böyle oldu, olsun. Bir kısmı kakaolu olsun canım, biz de çok şey istemeyelim. Evet, fırını çalıştırdık arkadaşlar. Alt üst yaptım, inşallah doğru yaptım, bilmiyorum yani kek, onunla kek mi çalışıyor? Bakacağız, en fazla yanar ya, ne yapayım yani. Şimdi hazır mıyız? Kekimizin içeriğini hazırlıyoruz. Kekimiz kabarıyor. Kabardı. Oley. İyi de bu değişik bir kek oluyor gibi geliyor bana. Bakalım. Şekline bakmayın arkadaşlar. Şekline lütfen bakmayın. Tadı önemli. Size sırrımı veriyorum ve gösteriyorum. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Geçmiş günlerimize gittim ve annemin bize verdiği şekilde tabağa evet, kekimin son hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şiştikçe şişiyor. Tombiş bir kek oldu. Evet arkadaşlar, sonunda başardım. Kekimizi yaptım. Biraz yamuk olmuş olabilir. Ama yamuk olduğundan dolayı bakmayın. Görünüş her şey değil. Tadına bakacağım. Birazdan sizin için tadına bakacağım. Bilmiyorum artık. Korkuyorum. Bakacağız. Güzel olmuş mu diye. Şimdi kekin kalıbından çıkartacağım. Kalıbından çıkarttıktan sonra bakalım nasıl görünüyor kekimiz. Gördüğünüz gibi çikolatalı. Şuradan size deneme yapacağım. Evet arkadaşlar, kekimizi kestik. Son etabına geldim. Şimdi tadına bakıyorum. İlk yaptığım kek. Bakalım beğenecek miyim? Yani beğenmesem de zaten söylemem de. Bakıyorum ki çok heyecanlıyım. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bayıldım bak, bir tane daha alacağım o yüzden. Yani ilk yapmama göre gayet başarılı diyelim.
Ya tatlı tuzu tam yerine oturmamış ama olsun. Ya hazır aldım, onların hatası, yoksa bende bir şey yok. Ben her şeyi dedikleri gibi koydum. Ben ne yapabilirim? Bilmiyorum değil yani. Keki de hazır aldım. Yani tam böyle güzel olmamış. İçime sinmedi değil ama olsun ya. Her şey güzel. Emek var işin içinde. Sevgimi kattım. Belki soğunca biraz daha güzel olur. Beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Buraya like. Buraya da abone oluyoruz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.